Çin tek bir araba satamasa bile Türkiye'nin yollarını çoktan ele geçirdi. Ve korkarız ki biz TOGG'un yaygınlaşmasını beklerken yollar Çin'in egemenliği altına girecek. Peki nasıl olacak bu? Türkiye'de elektrikli araba satışı 3 yılda neredeyse 20 kat arttı. Aynı zaman diliminde sıfır araba fiyatları 10 katına kadar çıkmışken üstelik. Elektrikli arabaları ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum ama bugün nasıl tüplü televizyonlara bakıp gülüyorsak, fosil yakıtlı arabalar da o sırada elektrikli arabalara binen çocuklarınız ve torunlarınız için epey komik olacak. Peki elektrikli araba deyince aklınıza ilk gelen marka hangisi? Direksiyon koltuğuna astronot mankeni oturtup onu uzaya göndererek dünyanın en pahalı ve sükseli araba reklamını yapan Tesla mı? 2035'e kadar benzinli arabayı üretmeyi durduracak olan Volkswagen mi? Ya da ilk elektrikli arabasına Türkçe isim koyan Porsche mi? Hiç olmadı yerli otomobil macerasının bayrak taşıyanı TOGG mu? Çok yakında tüm bunlardan önce Çinli elektrikli araba üreticilerinin adı aklınıza gelecek. Şimdi gelin size neden bu kadar kesin konuştuğumu açıklayayım. İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonra otomobiller oldukça lüks araçlardı. Bir araba sahibi olmak o yıllarda bugüne kıyasla çok daha zordu. Çünkü ne o talebi karşılayacak kadar çok marka ne de üretim vardı. Bu yüzden otomobiller ucuzlamıyordu bir türlü. Her otomobil firmasının öncelikli amacı üretim yaptığı ülkenin sınırları içerisindeki müşterilere ulaşmaktı. Mesela ABD. Savaş sonrası ekonomisi katlanarak büyüyünce yeni markaların, fabrikaların kurulduğu, hatta üretimin artması için vardiyalı çalışma sisteminin bulunduğu bir ülke haline geldi. Görünce ve seslerini duyunca içimizin yağlarını eriten o klasik Amerikan otomobilleri de böyle çıktı ortaya. The original Mustang. It opened up a whole new way to swing. Now get ready to swing again. Mustang 69. 25 yıl gibi kısa bir süre içerisinde dünyanın her yerinde otomobil üretimi arttı. Firmalar artık ürettiklerini diğer ülkelere göndermeye ve birbirleriyle rekabet etmeye başladılar. Bir firma arabanın motorunda uzmanlaşırken diğeri tasarımında uzmanlaştı. Hemen ardından sadece arabaların değil bu teknoloji ve tasarımların da satıldığı yeni bir döneme girdik. See? It's just like a Mercedes. Huh? Ya da treni kaçırmak istemeyen Türkiye'de de somut adımlar atılıyordu ama çok önemli bir detay atlanıyor. Motorundan şasesine kadar her şey Türkiye'de üretilmek isteniyordu. Ancak önemli olan yerlilik oranından ziyade marka değeriydi. Çünkü ürünün kendisi değil marka satardı. Yani tıpkı bugün Tayvanlı bir şirket tarafından Çin'deki fabrikalarda üretilen, ekranı da en büyük rakibinden alan Apple'ın iPhone'ları gibi. Dünya çapında büyük bir petrol krizinin yaşandığı 1970'li yıllar gelecek için büyük bir mesajdı. Petrol tükenen bir kaynaktı ve ona sahip olan istediği gibi kullanıp savaşlara sebep olabiliyordu. Aynı yıllarda insanoğlu elektriği depolamanın çok verimli ve ucuz bir yolunu da buldu. Lityum-iyon bataryalar. İşte bu sırada Çin'de 2-3 tane küçük araba firması vardı. Bunlar böyle kendi yağında kavrulan, bir batıp bir çıkan bu firmaların çoğu 1980'li yıllarda kurulmuş. Ancak dünyanın geri kalanında yaşanan devrimden de çok uzak kalmışlardı. Çinli araba üreticileri hiçbir zaman yabancı rakipleri kadar iyi benzinli arabalar üretemedi mesela. Ancak gün gelecek ve o devran çok fena dönecekti. Ülkenin en üst düzey ekonomik planı olan 5 yıllık kalkınma planı açıklandığında bunu gören uluslararası uzmanların ve yabancı devletlerin bile güldüğü ilginç bir madde İlk sıralara yazılmıştı. Elektrikli otomobillere teşvik politikaları. Yıl 2007. Bu adama iyi bakın. Adı Wang Geng. Yıllarca Alman Audi için çalıştıktan sonra 2007 yılında ülkesine dönme gerekçesi yeni teknoloji bakanı olarak atanmış olmasıydı. 2018 yılına kadar görev yaptı Geng. Adeta ülkenin kaderini değiştirdi. Nasıl olduğunu birazdan göreceğiz. Yıl 2008. Bugün hala etkilerini hissettiğimiz 2008 ekonomik krizi bütün dünyayı sarstı. Krizin etkileri bayatlar gider. Çıtır çıtır sıcacık parayla dönen ekonomi için durmayın. Siz de gevrek bir simit olun. Çekinmeyin. Alın, verin, ekonomiye can verin. Çin en büyük tedarikçisi olduğu ABD'ye mal gönderemez oldu. Petrol fiyatı 30 dolara kadar düşünce 70'li yıllardan sonra ikinci mesajı da almış olduk. Çin hükümeti elektrikli araba üreten şirketleri mali destek programı başlattı. Şirketlerin destek alması daha çok model üretmesi, kendi ülkesinde daha çok rekabet etmesi demekti. Dünyanın en büyük otomobil pazarıydı Çin. 1 milyar 400 milyonluk nüfus yeryüzündeki her şirketin ağzını sulandırıyordu zaten. Ancak o kalabalık nüfusa rağmen koca ülkede bir yıl içinde 500'den az elektrikli araç satılmıştı. Yıl 2010. Hükümet batmak üzere olan araba üreticilerine destek olmak için devrim niteliğinde bir karar daha aldı. Kamu araçları elektrikli olacak,
Bu araçları da batmak üzere olan şirketler üretecekti. Taksiler, dolmuşlar, otobüsler derken şirketlere para yağmaya başladı. Tesla'nın şu sıralar kendisinden de büyük bir rakibi var. BYD. İşte bu BYD aynı zamanda dünyanın en büyük halk otobüsü filosunu üretti. Bu sayede ayakta kalabildi. Benzinli bir araba aldığınızı ancak plakayı takıp trafiğe çıkmak için yüz binlerce TL ekstra vergi ödemek zorunda kaldığınızı düşünün. Mesela Çin'in başkenti Pekin'de durum böyle. Peki ya Pekin'de elektrikli araba almak isterseniz hiçbir masrafınız yok. Hükümet insanları elektrikli arabalara yönlendirmek için hiç vergi almıyor. Tüm bu teşviklerin Çin'e toplam maliyeti 29 milyar doları buldu sadece. Yani 2022 yılında Türkiye'de toplanan ÖTV vergilerinin yalnızca 2 katı kadarını. Ve yıl 2019. Kendi arabasını üretmek için canla başla çalışan, kendi vatandaşına bile yerli araba markalarını zar zor satan Çin'den çok acayip bir karar daha geldi. ABD'li Tesla ani bir kararla bir yıl içerisinde kendi tarihinin en büyük fabrikasını Çin'de açtı. Peki neden böyle bir şey oldu? Çinlilerin catfish effect ya da Türkçesiyle yayın balığı etkisi adında bir kültürleri var. Bu kültürde şunu açıklıyor. Bir sürü küçük sardalyalının bulunduğu bir havuza güçlü bir avcı olan yayın balığını atarsanız ne olur? Zavallı sardalyaların hiçbir yere gidemeyecekleri havuzda hayatta kalmaları için büyük balıktan daha hızlı ve atik olmaları gerekir. İşte Tesla da o yayın balığının ta kendisiydi. Havuza bırakıldı ve o vakte dek adını sanını duymadığımız Çinli araba markaları ve firmaları Tesla'dan kaçmaya başladı. Her küçük Çinli şirket bir anda yenilik yapmaya, teknolojik olarak ilerlemeye ve bunları uygun fiyatlarla satın alınabilir ürünlere dönüştürmeye başladı. Şu anda Tesla'nın sattığı arabaların yarısından fazlası Çin'de üretiliyor. Ancak bunun Çinli araba markalarına yarardan çok zararı var değil mi? Peki ne oldu dersiniz? Çin, rakibi Tesla'yı kendi topraklarına çekerek dışarıdaki pazarlarda onu zora soktu. Sadece 3 yılda piyasaya sürülen ve Türkiye dahil pek çok ülkede peynir ekmek gibi talep toplamaya başladı Çinli şirketler. Buna direnemeyen Tesla, çareyi ABD, Almanya ve hatta Türkiye'de %10 ila %25 indirim yapmakta buldu. Aslında Çin yıllar önce bunu akıllı telefon sektöründe de yapmış, iPhone'un üreticisi Apple'a 2000'li yıllarda Çin'e gelmesine izin vermişti. Bugün en büyük iPhone fabrikası Çin'de mesela. Peki sonra ne oldu? Çinli Huawei, Xiaomi, OnePlus gibi onlarca marka ve firma doğdu, büyüdü, Apple'ı yakaladı, Google'ı solladı. Bunu gören ABD, Huawei'yi Android desteğinden çıkarması için Google'a baskı yaptı ve Huawei için Google yasaklandı hatırlarsanız. Yani Huawei kısmen harcanarak verilen gözdağı sebebiyle aynı şeyi yaşamak istemeyen tüketiciler Çinli markalardan uzaklaşmaya başladı. Bu arada havuza sadece büyük balık atmakla kalmamıştı Çin. Bazı büyük balıkları da yemeye karar vermişti. Dünyanın en sağlam arabalarını üretmesiyle tanıdığımız Volvo, aslında 2010 yılından beri Çin'in en büyük otomobil şirketlerinden Geely gruba ait. Yani artık her Çin malı kalitesiz çıkmıyor anlayacağınız. Gelelim günümüze. Günümüzde bir elektrikli arabanın maliyetinin %40'ını bataryalar oluşturuyor. Halbuki benzinli arabalarda enerji deposu sadece bir teneke kutudan ibaret. Enerjinin maliyeti her seferinde depoyu fullerken kredi çeker gibi borca giren araç sahibine yükleniyor. Ancak elektrikli arabalarda firmalar bu maliyeti tüketiciyle bölüşüyor. Bunun için teknolojiyi geliştiriyor ya da zaten gelişmiş olanı başka bir firmadan satın alıyor. Sahibine ise arabayı sadece prize takmak ve faturayı ödemek kalıyor. İşte Çin'in bu konuda da eli çok ama çok güçlü. Nasıl fosil yakıtlı araba pazarında artık iş işten geçtiği için elektrikli arabalara yöneldiyse bu taktiği bataryalar için de uyguladı Çin. Batılı şirketler arabalarda lityum magnezyum kobalt yani NMC tipi bataryalar kullanıyordu. Çin ise çok daha düşük maliyetli bir teknoloji olan lityum demir fosfat yani LFP tipi bataryaları tercih. Zaten toprakları işte bu LFP bataryalarında kullanılan bu elementler açısından da oldukça zengindi. Yani burada Çin coğrafi avantajını da kullanmış oldu. LFP'ler ucuza mal ediliyordu ama daha az enerji depoluyor. Yani daha kısa süre ve mesafe vaat ediyorlardı. Ayrıca soğuk havalarda performansları iyice eriyordu. İşte Çin yıllarını zaten başkalarının kaptığı koltukların peşinde geçirmek yerine boş ama uzaktaki bir koltuğa koşmak için harcadı. Çin, satrancı, sandalye kapmaca oyunu kadar basitleştirmişti. Güçlü, iri yarı bir rakibin yakın olduğu sandalyeye değil, belki de en uzaktaki sandalyeye koşuyor, bunun için kaybettiği vakti son turda telafi ediyordu. İşte bugün oyunun bir sonraki turuna tanıklık ediyoruz. LFP batarya teknolojisini geliştirmesi için Contemporary Amprex Technology ya da kısa adıyla CATL isimli bir firmayı görevlendirdi ve 10 yıl boyunca o boş sandalyeye koştu Çin. CATL 1999 yılında kurulmuştu. Devlet desteğini aldıktan 10 yıl kadar sonra LFP teknolojisini diğerlerine kıyasla %30 daha verimli hale getirmeyi başardı. Ardından tüm dünyayı kendisine bağımlı hale getirdi. 2021 yılında dünyanın en büyük otomobil bataryası üreticisi oldu. Bir zamanlar yüzüne bile bakılmayan LFP bataryaları şu an BMW, Daimler, Volkswagen ve ekranda gördüğünüz tüm şirketlere satılıyor. Üreticisi de tahmin ettiğiniz üzere CATL'ın ta kendisi. Günümüzde de tüm elektrikli araçların neredeyse 1/3'ünde LFP batarya varsa işte bunu Çinlilerin çok iyi sandalye kapmaca oynamasına borçluyuz. Bu sayede Çin tek bir araba bile satmadığı ülkelere
o arabaların en büyük teknolojisi olan bataryaları satarak adeta yollarını fethediyor. Yolda giderken iki farklı araba markası yan yana geliyor ancak bataryalarını aynı şirket üretiyor. Birisi Türkiye'de fabrika açmak üzere olan 40 tane otomobil grubu ve bunların altında 100'e yakın otomobil markası olduğunu söyleyeyim Çin'in elinde. Bunların sayısı da her geçen gün akıl almaz seviyede artıyor. Üstelik yarısından fazlası kurulara henüz 10 yıl bile geçmedi. Umarız kuruluşu üzerinden henüz 5 yıl geçen TOK, ülkemizde satışa sunulacak Çinli araçlarla rekabet edebilir. Bunun için de yeni ve halk tarafından daha rahat ulaşılabilir modellerle satış başarılarına ulaşır. Geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiğimiz TOK fabrikasında CEO Gürcan Karakaş'tan öğrendiğimiz kadarıyla TOK henüz doğrudan satışa başlama aşamasında da değil. Ve daha uygun fiyatlı modelleri görmek için 2025 yılını beklememiz gerekiyor. Ayrıca Elon Musk'ın Türkiye'de fabrika açma teklifi aldığını, belki de günün birinde bunun gerçek olacağını düşünüyoruz. Evet, nüfusumuz Çin kadar kalabalık değil. Ekonomik şartlar sebebiyle öyle yabancı şirketlerin ağzını falan sulandıramıyoruz. Ancak belki de günün birinde o sandalyelerden birini biz de kapabiliriz. Çünkü neden olmasın? Başka bir videoda görüşmek üzere.